Herkese merhabalar. Ben Senior Kahve. Bugün A101'e gelen Herevin marka içi cam termosuyla karşınızdayım. Neden bu termosu deniyorsun, neden bu termosu tercih ettin derseniz, öncelikle hemen fiyatını söyleyeyim. 15 lira 95 kuruş bir fiyatı var. Bence oldukça makul, oldukça cezbedici bir fiyatı var. Ve içinin cam oluşu sayesinde kahvemizi koyduğumuzda tat ve aroma kayıplarını minimumda yaşıyoruz. Şöyle içini de göstereyim. Yansımalı bir cam var. Ve 8 saat sıcak ve soğuk tutma performansından bahsediliyor. Onu henüz bu videoyu çektiğim saat itibariyle bunu test etme şansım olmadı. Ama bunu içine kahve koyup test edeceğim videodan sonra ve videonun açıklamalar kısmında saat saat hangi dereceleri elde etmişiz, hangi derecelere düşmüş? Bunu tek tek yazacağım ben. Oradan takip edebilirsiniz. Renk seçeneklerinden bahsedeyim. Fotoğrafla gördüğünüz üzere benim gittiğim mağazada 4 renk seçeneği vardı. Ben kendime en maskülen bunu gördüğüm için bunu aldım. Kardeşim bunu istedi benden. Bu rengi almamı istedi. Ona bunu aldım ve eşine de bunu almamı istedi. Yani bu da biraz maskülen, biraz feminen, biraz ortada bir seçenek olarak söyleyebilirim. Renk seçenekleri evet bu şekilde. Belki diğer mağazalarda başka seçenekler vardır, onu tam bilemiyorum. Ben bir mağazaya gidip aldım direkt. Bir diğer husus da, peki içi cam bir termos mu tercih etmeliyiz yoksa içi çelik bir termos mu tercih etmeliyiz konusunda ise bence kesinlikle içi cam, yansımalı cam bir termos tercih etmeliyiz. Çünkü kahvemizi koyduğumuzda aroma kayıplarını cam termosta çok minimumda yaşıyoruz. Ama çelikte ise belli ölçüde aroma ve lezzet kaybı yaşanıyor. Bunu bence bir kenara yazın. Bu şekilde termos tercihinizi de yapabilirsiniz. Peki güzel. Aroma kaybı minimumda yaşanıyor cam termosta. Peki bunun bir dezavantajı, bir handikapı yok mu cam oluşundan dolayı? Elbette ki var. Daha hassas bir yapıda, daha kırılgan haliyle düşürmelere dayanıklı değil ve cam yapısından dolayı ısı değişimlerinin ani olmaması gerekiyor. Yani aşırı sıcaktan aşırı soğuk geçişleri olmaması lazım. Yoksa çatlama ve kırılma oluyor. Bu termos özelinde birkaç detaydan bahsedeyim size. Bu dış yüzeyini anlatmam gerekirse boyama veya baskı olarak düşünebilirsiniz. Fakat öyle değil. Bir sticker diyebilirim. O şekilde bir kaplanmış, yapışmış. Fakat hani suya dayanıksız bir görüntü gelmedi bana. Hani öyle bir görüntüsü varmış gibi gelmedi. Zaten dışını yani çok su değmemesi lazım. Ancak kahve sızdığında veya çay falan koyduysak herhangi bir içecek o sızdığında sileriz, temizleriz. Hani böyle yoğun bir suyla yıkamamıza gerek yok zaten iç yüzeyi gibi. Onun için çok problem olacağını ben düşünmüyorum. Onun dışında böyle ince uzun bir yapısı var. Sırt çantamıza koyduğumuzda hacimsel olarak çantamızda çok yer kaplamayacağını düşünüyorum. Bir kenara koyacağız ve orada çantamızın diğer alanlarını çok rahat kullanabiliriz. O açıdan da bence çok başarılı bir tasarımı var. Çok düz, çok şaşalı bir tasarım olmasa da o pratiklik açısından bence çok güzel. Bir diğer konu ise peki kapağını bardak olarak kullanabilir miyiz? Kapağı yani oldukça kalın diyebilirim. O anlamda kaliteli bir görüntüsü var. İnce bir yapısı yok. Böyle sprey boya kutusu gibi filan bir görüntüsü var ama ondan kesinlikle çok çok daha tabii ki kaliteli olduğunu söyleyeyim. Peki buna çay kahve koyup içelim mi? Bence hani plastik olduğundan dolayı ve üzerinde herhangi bir BPA içermez tarzı bir uyarı içermediği için kapağının ben içecek koymak için çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Ben tercih etmem. Dışarıdaysam, outdoor'daysam Emma'ya bir fincana boşaltmayı bundan direkt tercih ederim. Çok daha doğru bir sonuç verir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Peki siz hangi tür termosları tercih ediyorsunuz?
İçi cam bir termos mu tercih ediyorsunuz? İçi çelik mi veya başka bir türde mi kahvenizi yanınızda taşımayı seviyorsunuz? Bunu altta yorum olarak belirtirseniz çok sevinirim. Kahvesiz kalmayın. Sağlıkla kalın.